Herkese merhaba. 3 Eksen Teknoloji kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Benim adım Furkan Büyüktür. 3D yazıcılarda kullanılan sarf malzemesi olan filamentler hakkında konuşacağız. 3 boyutlu yazıcılarda kullanılmak üzere onlarca filament cinsi mevcut. Bunların hemen hepsi bazı ihtiyaçlar üzerine geliştirilmiş ve son kullanıcının beğenisine sunulmuş. Tabii tercih yapabilmemiz için önce filamentlerin avantajlarını ve dezavantajlarını iyi analiz etmemiz çok önemli. Filamentlerin tek tek anlatımına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Her bir cins filamentin onlarca da üreteni oluyor. Ham maddesi değişiyor, geri dönüşümden yapılıyor. Filamenti saran, çekim yapan makinenin markası, çekim hızları gibi bir sürü etmenden de geçiyor. Bunlar aslında filamentlerin fiyatlarını ve kalitesini belirliyor. Bunlar tabii üretilirken fabrikanın içerisine girmediğimiz için deneme yanılma yoluyla ancak öğrenebiliyoruz. Biz bugün filament cinslerini inceleyeceğiz. Lafımı da fazla uzatmadan dilerseniz ilk filamentimizle başlayalım. Birinci filamentimiz en çok da bulabileceğiniz filament PLA, yani polilaktik asit diye adlandırdığımız filament. Gerçekten de piyasada onlarca üreticisi mevcuttur. Kalite olarak da birbirinden çok farklı kaliteler görebilirsiniz. Hobi amaçlı küçük ev projelerinde veya ev aksesuarlarında kullanabileceğiniz yeterli mukavemete sahiptir. Hatta doluluk oranını yükselttikçe %100'e kadar çıkabiliyor bildiğiniz üzere doluluk oranı. Daha da mukavemetli hale getirebilirsiniz. Dezavantajı olarak ısıya ve suya karşı çok fazla dirençli değillerdir. Yani dış ortamda çok fazla kullanmanızı tavsiye etmem. Güneş ışınları ve yağmur bu malzemenin yapısını bozacaktır. Çevrecidir. Orta standartlarda olduğunu söyleyebiliriz. Hem fiyat konusunda hem de mukavemet konusunda. Gıda güvenliği var. İyi boyutsal doğruluk var. Yani baskı sırasında küçülmelere ve büyümelere karşı da bir direnci var. Basılabilirliği kolay. Zaten birçok arkadaş da ilk önce PLA ile başlıyor. Güzel bir tablo kalibrasyonu ve kaliteli bir filamentle yapışmama hemen hemen hiç gözlemlenmez. Hava akımını severler. Genellikle fanlı kullanılır bu filamentlerle beraber. Piyasada dediğim gibi çok fazla bulunur. Her rengine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kullanılmadığı durumlarda, vakumlu ortamlarda veya nemsiz ortamlarda saklanması birazcık daha iyi oluyor PLA filamentlerde. ABS filament PLA'ya göre daha mukavemetli bir filament olmasına rağmen zehirli duman ve kötü koku çıkartmasından dolayı aslında ev ortamlarında birazcık kullanılması sakıncalı diyebiliriz. Hava akımını sevmezler. Özellikle tablo alanı büyük olan modellerde çarpılmalar çok fazla gözlemlenir. Bu yüzden ABS filamentte havalandırma konusu çözülmesi gereken bir problemdir aslında. Baskıdan sonra aseton banyosunda çözdürülerek daha iyi bir yüzey kalitesi elde edilebilir. Yine dediğim gibi fiyatı ucuzdur. PLA'nın aksine ABS filamentte birazcık basın zorluğu vardır. Optimum değerleri yine kullanıcının kendisinin tecrübe etmesi gerekiyor. Sırada PETG filamentimiz var. Ham olan PET'in modifiye edilmiş halidir. Birçok değişik modelleri de var aslında. Sadece PETG içlerinde en popüler olanlardan bir tanesidir. PETG'nin şu avantajı var. PLA'nın kolay basılabilirliğini ve ABS'nin mukavemet özelliklerini birleştirmişler ve bir filament üretmişler diye düşünebilirsiniz. Diğer bir avantajı ABS ve PLA filamente göre esnek olduğunu söyleyebiliriz. Avantajlar arasında yüksek sertlik ve mukavemet, kolay basılabilirlik, gıda güvenliği, geri dönüştürülebilir olması, katmanların birbirine iyi yapışması, parlak ve pürüzsüz yüzey kalitesi ve çoğunlukla da kokusuz olması sayılabilir. Dezavantajlarına gelecek olursak higroskopik bir filamenttir. Yani nemi sevmeyen bir filament türüdür. Bu yüzden ortamın serin ve kuru olduğundan emin olmamız çok önemli. TPA adını verdiğimiz termoplastik esnek bir malzeme. Bunun modifiye edilmiş haliyle TPU ve TPC filamentleri üretiliyor. TPU filament de en çok bilinen filamentler arasında günümüzde. Giyilebilir 3D baskılar yapılabilmesini sağlıyor esnekliğinden dolayı. Bunun da çeşit çeşit kaliteleri ve sertlik değerleri var. Oldukça esnektir ve bu sayede de titreşim tönümleme özelliklerine sahiptir. İyi raf ömürleri vardır. Yüksek darbe direnci vardır ve katmanların arası iyi yapışır. Dezavantaj geçecek olursak basım zorluğu vardır. Birazcık tecrübe ister TPU filamenti basmak. Gıda güvenliği yoktur ve asetonda çözülmez. Nispeten ABS ve PLA'ya göre daha pahalı bir filamenttir. Bowden ekstrüder tipli yazıcılarda ekstrüzyon problemleri olabilir. Direct drive yazıcılar bu TPU filamentler için biçilmiş kaftandır. Daha problemsiz baskılar için yazıcınızın direct drive olması gerekiyor. Yani bir basım zorluğu da TPU filamentte var.
Diğer bir filament türümüz karbon fiber filamentler. Aslında tamamı karbon fiberden oluşmuyor. PLA, ABS, PETG ve naylonun modifiye edilmiş hali, yani karbon fiber parçacıkları katılmış, eklenmiş hali. Genel olarak özelliklerine bakacak olursak oldukça güçlü ve sert modeller elde edebiliyorsunuz bu filament türüyle. Hafiftir, çok iyi boyutsal stabilite var. Baskı sırasında küçülmelere ve büyümelere karşı oldukça dirençliler ve katmanların arası çok iyi yapışıyor. Dezavantajlarına geçecek olursak, güçlü ve sert olmasına rağmen aslında oldukça kırılgan bir malzeme. Bu içerisindeki karbon fiber partikülleri arttıkça da bu kırılganlığı artıyor. Aseton ile çözülmüyor. Pahalı bir filament, hatta oldukça pahalı bir filament olduğunu söyleyebiliriz. Gıda güvenliği yok bu filamente. Aşındırıcıdır. Özel nozul isteyebilir. Bu klasik kullanılan pirinç nozulları çok kısa sürede aşındırabilir. Hatta tıkanmalara da yol açabilir. Bu yüzden yanınızda bu filament türünü kullanırken yedek nozul bulundurmanızı da tavsiye ederiz. Sıradaki filamentimiz HIPS, yani High Impact Polyestiren diye geçiyor. Çift ekstrüzyonlu yazıcılarda destek filamenti olarak kullanılsa da aslında ana malzeme olarak kullanılmak için de yeterli mukavemete sahip. ABS'ye benzer bir yapısı var. ABS gibi kötü gaz çıkartıyor. Ama çevreci, doğada kolay bir şekilde çözünebilen garip bir filament olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatları ucuz, limonen içerisinde çözünebiliyor. Limonen dediğimiz şey de limon kabuğundan üretilmiş bir solvent çözücü olduğunu söyleyebiliriz. Destek olarak basılan HIPS filamentle ana malzemeyi limonen çözeltisinin içerisine koyduğumuz zaman destekten bu şekilde modelde ayrılmış oluyor. Her ne kadar limon kabuğundan üretilmiş ve limon gibi koksa da aşındırıcı bir malzeme. Özellikle ellerinizde ve ciğerlerinizde uzun süreli kullanımlarda tahriş olabilir. Bu yüzden kullanırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Gıda güvenliği vardır bu filament türünde. Destek için iyidir. Geri dönüştürülebilirdir. Su ve darbe direnci iyidir ve yine dediğimiz gibi düşük fiyatı vardır. Dezavantajlarına geçecek olursak, düşük sertlik ve kırılganlık vardır. Ortama duman ve kötü koku yayar. Bu yüzden ortamın havalandırılması gerekiyor. Ayrıca kolay boyanabilir ve işlenebilir bir filamenttir. Bu yüzden de yine ana malzeme olarak da bu HIPS filamenti kullanabilirsiniz. Fiyatında uygun olması yine tercih sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki filamentimiz ASA filament. Çoğunlukla endüstride kullanılan bir filament. Mekanik dayanımı, ultraviyole direnci ve suya ve kimyasala direnci yüksektir bu filamentlere. Özellikle otomotiv sektöründe çok fazla tercih ediliyorlar. ABS gibi kötü gaz çıkartıyor. Bu yüzden ortamın havalandırılması gerekiyor bu filament türünde. Dış mekan uygulamalarında tercih edilen bir filament türü olduğunu söyleyebiliriz. Darbe ve aşınmaya karşı direnci var. Dezavantajlarına gelecek olursak da bu filament pahalı bir filament. Yüksek ekstrüzyon sıcaklıkları istiyor diğer filamentlere nazaran. Duman ve kötü koku yayıyor. Yine ortamın havalandırılması gerekiyor. Ahşap katkılı filamentler. Konu itibariyle dikkat çekici bir filament. Bu ahşap filamentler basıldıktan sonra gerçekten ahşaba çok benzer bir doku, görünüm ve koku yayıyorlar. Ahşap filamentler genel olarak PLA tabanlı oluyor. %70 PLA, %30 ahşap lifleri içeriyor genellikle, ama yine bu değerler üreticiden üreticiye göre değişebiliyor. Ağaçların tipleri de değişiyor. Bambudan tutun çam ağacına onlarca da ağaç çeşidini temin edebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi görüntü olarak ahşap ürününe çok benziyor. Hatta zımparalanabiliyor ve işlenebiliyor. Bu yüzden neredeyse ağaç olarak kabul edebilirsiniz. Basılması sırasında nozul sıcaklığı değişiklikleriyle ahşap filament de sonuç olarak içerisindeki ahşap lifleri de yandığı için renk değiştiriyorlar. Yani her bir nozul sıcaklığında farklı renkler elde edebilmeniz mümkün. Bu filament türüyle pahalı nozullara ihtiyaç duymuyor bu filament türü. Dezavantajları kısmında da şöyle bir durum var. Nozul kısmında özellikle tıkanmalar yaşanmaması için daha büyük çaptaki nozullar, 0,4 mm'den daha büyük nozul çaplı nozullar tercih edilmesi daha doğru olur. Ahşap liflerinin yanmasından ötürü yine duman ve kötü koku yayar. Çekmeye, yani küçülmeye karşı eğilimlidir. Kırılmaya karşı dirençsizdir. Yani içerisindeki bu ahşap lifleri oranı arttıkça daha da kırılmaya meyilli oluyor bu filament türü.
son konumuz metal katkılı filamentler. Bakır, bronz, hatta paslanmaz çelik gibi filament türleri var. Bunların da içerisindeki metal tozları oranları üreticiden üreticiye yine değişiyor. İçerisindeki metal tozları arttıkça bu filamentler de gevrekleşme eğilimi gösteriyorlar. Yani kırılgan oluyorlar. Ama görüntü itibariyle hem metale çok benziyorlar hem de ağırlık olarak normal filamentlerden daha ağır bir filament olduğunu söyleyebiliriz. Dezavantajlarına geçecek olursak bu metal partiküller nozul hızı çok kolay aşındırılabilir. Bu yüzden sertleştirilmiş özel nozullar kullanmanız gerekebilir. Metal toz miktarı arttıkça filamentteki kırılganlık, gevreklik miktarı artar. Genel itibariyle pahalı bir filament olduğunu söyleyebiliriz ve içerisindeki metal tozu miktarı arttıkça da baskı zorlukları başlıyor. Evet dostlar, bugün dilim döndüğünce filamentlerin teknik özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Eğer bu konuyla alakalı aklınıza takılan sorular varsa bir de aşağıdan yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımda hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bizi desteklemek isterseniz de bu videoyu beğenebilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.